Şimdi tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakına baktığımızda da aynı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakını da görüyoruz. Çünkü o ahlak olarak bana benzer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hadislerinde bizzat Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'e ahlak olarak da çok benzeyeceğini anlatıyor. O yüzden işte biz yeniden şimdi Hazreti Ayşe annemizin Peygamber Efendimiz'in ahlakıyla ilgili anlattığı örneklere bakıyoruz inşallah. Bir haddin uygulanmasında Allah'ın koyduğu hudut çiğnendiğinde insanların en şiddetlisiydi diyor. Bu çok önemli bir özelliktir Müslüman'da. Çünkü Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'ın sınırlarına karşı taviz verilmesi Müslüman'ın en karşı geleceği ve en şiddetli olacağı konudur. Ama tabii ki yine şefkatle, merhametle fakat hiçbir şekilde taviz vermeden. Yani mesela bir şarkının sözünde haşa Allah'a isyan içeren bir şey varsa bir ifade, onu oturup Müslüman dinlemez. Hemen Tabii. kapatır. Veya bir kişi Allah'a isyan içeren bir konuşma içerisindeyse ama bu insan iyi bir insan, ben şimdi onu kırmayayım diye düşünmez Müslüman. Yani hemen ona hem o kişinin ahireti için hem kendi ahireti için hem de Allah'a olan aşkı, sevgisi ve Allah korkusu için hiçbir şekilde müsaade etmez. Hem o kişiyi uyarır hem de o ortamda eğer devam ediyorsa o konuşma o ortamdan ayrılır Müslüman. Yani hiçbir şekilde onun içinde bulunmaz. İşte Peygamber Efendimiz de bu yönüyle Müslümanlara çok güzel örnek. Hiçbir ferdin ahlakı Resulullah'tan daha güzel değildi. Ashabından ya da ailesinden birisi onu çağırmayı görsün, o hemen lebbeyk buyurun derdi. Bunun için Kur'an Allah Azze ve Celle onun şanına muhakkak ki şeytandan Allah'a sığınırım, muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzere yaratıldın buyurmuştur. Allah ayetlerinde yani bir insan için olabilecek en mükemmel nimetlerden, en büyük nimetlerden biri Allah'ın ayetinde kendisi için olabilecek en güzel ahlak üzerine, sen büyük bir ahlak üzerine yaratıldın demesi Peygamber Maşallah. Efendimiz için de çok büyük bir nimet. Allah'a şükürler Elhamdülillah. olsun. İnşallah. Ona ey müminlerin annesi Resulullah'ın ahlakı nasıl diye soruldu. Onun ahlakı Kur'an'dı. Bakın işte bu çok önemli. Hocamızın gece gündüz anlattığı, yobazların ısrarla direndiği ve insanları saptırmaya çalıştığı ve insanları kandırmaya çalıştığı zihniyet, Peygamber Efendimiz'in ahlakının Kur'an olması, Peygamber Efendimiz'in sünnetinin Kur'an olması. Yani Kur'an ahlakıyla amel ederdi Peygamber Efendimiz ve herkese de onu tavsiye Evet. ederdi. Siz Müminin suresini okumuyor musunuz diyor Hazreti Ayşe annemiz. Mümin suresi 1'den 12. ayetlere kadar şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler, saygıyla Allah'a boyun eğmişlerdir. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, her zaman Allah'ın rızasının en çoğuna göre hareket ederler. Onlar ki zekatı verirler ve onlar ki iffetlerini korurlar. Onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler ve onlar ki namazlarına devam ederler. Yani gelip geçici değildir müminin ibadet etmesi. Bir kişi sormuş mesela hanginiz namaz kılıyorsunuz diye bize. Ben de Allah'a Hepimiz şükürler olsun dedim. Hepimiz tabii hanginiz beş vakit elhamdülillah namaz beş kılıyorsunuz vakit diye sormuş. hepimiz kılıyoruz. Allah'a şükürler olsun hepimiz beş vakit Tabii namazımızı ki. kılıyoruz ve ben gerçekten kesin olarak iman ettikten sonra Allah'a hep inancım vardı ama Allah'ın bize gösterdiği yolda yaşamaya niyet edip de karar verdikten sonra Allah'a şükürler olsun. Hem kardeşlerimin de hatırlatmasıyla çünkü sabah namazında uyanmak için insanın muhakkak bir hatırlatıcıya, bir uyarıcıya ihtiyacı oluyor. Tabii. Alarm saat veya kardeşinin kaldırması gibi. Tabii. Bir kere bile namazı kaçırmadık. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah. Yolda olsak, trafikte olsak, zor bir ortamda bile olsak muhakkak ve muhakkak bizim hayatımız dine göredir. Yani o Önceliğimiz, çok ibadetlerimiz önemlidir. inşallah. Tabii Tabii yani ki. mesela diyorlar ki işte iş yerinde oluyoruz o zaman namazı iş yerim namazıma uyacak. Evet. Benim hayatım namazıma uyacak. Muhakkak Gideceğim bir yol yer bulunur. namazıma uyacak. Tabii Bir ki. toplantıya gideceksen Tabii. o toplantı namazıma uyacak. Yani ben ibadetlerimi onlara uydurmayacağım inşallah Allah'ın izniyle. Allah'ın rızasına göre yaşamak bu şekilde olur Tabii. inşallah Allah'ın İnşallah. izniyle. Ve İnşallah. ayette şöyle devam ediyor. Ve işte asıl bunlar Firdevs'e varis olacaklar ve bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. Mümin suresinde Peygamberimizin ahlakını anlatmak için Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor inşallah. Maşallah. Kısa bir ara